eğitimin önemi çok vardır otizmli çocuklarda. Tabii ki bunu aile de desteklemesi gerekiyor. Kırklar elinde yaşayan Nesrin Kamış, 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan ve şu anda 14 yaşında olan Orçun'un elini 11 yıldır bir an olsun bırakmıyor. Baba Sertan Kamış bir fabrikada işçi olarak çalışırken anne Nesrin Kamış tüm zamanını oğlu Orçun'a ayırıyor. Orçun bebekken hiçbir şey belli olmadı 3 yaşına kadar. 3 yaşından sonra duymuyor diye fark ettik ve kulak burun boğaza götürdük doktora. O da Edirne'ye sevk etti. Edirne Tıp Fakültesi'ne gittiğimiz an orada bir takım tahliller yapıldı ve çocuğun otizmli olduğuna karar verildi. Bu tarihten sonra bütün eğitim alması gerektiği söylendi. Bunlar özel eğitimler, devlet okulları vesaire, doktorlar, psikiyatrist, çocuk psikiyatristleri, bunların hepsine zamanlarında götürdük. Hafta içi oğlu Orçun'u Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Gökkuşağı Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne götüren anne Kamış, gün boyu çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için okul koridorlarında bekliyor. Eğitimin önemi çok vardır otizmli çocuklarda. Tabii ki bunu aile de desteklemesi gerekiyor. Tek başına olmuyor. Ben Orçun'u bebekliğinden beri hiç bırakmıyorum. Devamlı onunla. Çay içmeye gidiyoruz, geziyoruz. Düğüne götürüyorum, konserlere götürüyorum. Bütün projelere, programlara elimden geldiği kadar katmaya çalışıyorum. Anne Kamış, oğlu ile boş zamanlarında ise oğlu Orçun'un sosyalleşmesi amacıyla engellilere yönelik açılan kurslara götürdüğü ve hayatını oğlu Orçun'a göre programladığını belirtti. Otizm aşılamayacak bir engel değil diyen Kamış, otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay değerlendirmesinde bulundu. Otizmle yaşamayı öğrendikten sonra hayat daha da kolay oluyor. Buna alışa alışa. Şu an benim yaşadığım hayat aynı normal insanlar gibi, normal çocuğum gibi geziyorum, gidiyorum, istediğim yere gidiyorum, istediğim yere geziyorum. Yani kendimi normal insanlardan farksız zannediyorum. Diğer annelere şunu söylemek istiyorum ben. Çocuklarınla ilgilenmelerini istiyorum. Otizmin birinci kuralı ailenin bilinçli ve ilgili olması çok önemli. Çocukları çevreye çıkarmalar, çocukları parklara vesaire elinden geldiği her yere götürmeye çalışmalar, evlere kapatmamalarını öneriyorum. Çünkü bunu yapmamaları gerekir. Çocuk o zaman iç dünyasına kapanıyor. Ben 7/24 Orçun'u gezdiriyorum. Eşi ve oğlu ile mutlu bir yaşam sürdüklerini anlatan Kamış, Orçun 3 yaşından bu yana devlet hastanelerinde tedavi oluyor. Bu süreçte eğitimi de devlet okullarında sürüyor. Otizmli çocuklarda eğitim gerçekten çok önemli diye konuştu. Orçun Kamış ise annesiyle katıldıkları etkinliklerde çok mutlu olduğunu belirtti.